Evet, şimdi tabii bugün bekleniyordu enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte aynı zamanda otomatik olarak memur ve emeklinin de zam oranı belli olmuş oldu. Evet. Şimdi önce şu, yani tek tek hesaplayacağız birazdan ama böyle mi, yani bu mudur zam oranı, başka bir şey gelecek mi, eklenecek bir şey var mı yok mu? Önce hani bu işin bir şöyle Yasal müeyyidesi bu. ne olduğunu bir anlayalım önce. Tabii yasal müeyyide bu. Şimdi SSK Bağkur için yasa der ki 6 aylık tüketici fiyat endeksinin ortalama artışıyla güncellenir. Yani bugün açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu'nun son Haziran enflasyonuyla beraber 6 aylık enflasyon 24,73 olarak açıklanmış oldu. Bu durumda SSK Bağkur emeklisi bütün maaşları 24,73 ile güncellenecek. Hangi maaşları? Kök maaşları güncellenecek. Bu ne? Şu kök maaş tartışması hiçbir bitmedi. Yani Bitmedi memurda da, çünkü yasal emeklide de. düzenleme hala gelmedi Musa Bey. Yasal düzenleme gelmediği için bu noktada bu geçmişten gelen kambur bir türlü çözülemiyor. Şimdi biliyorsunuz SGK 1950'li yıllardan, işte Devlet Memurları Kanunu 1960'lı yıllardan, Bağkur Kanunu 1970'li yıllardan bu tarafa geliyor. Belli dönemler içerisinde bir kısmı birleştirildi. Bazı maddeler herkes için eşit hale getirildi ama hala eskiden gelip o kanunların düzeltilmediği yerler var. Şimdi diyelim düzeltilme 2008'de yapılmış ama 2007'de emekli olan eski kanuna tabi kalmış. Dolayısıyla ülkemizde hala 2000 öncesi emekliler var, 2008 öncesi emekliler var. Tabii yeni dönemde EYT'den dolayı işte 1,5 milyon belki 1.700 falan emeklimiz de arttı ama şunu söyleyebiliriz, bu eski kamburun geçmesi için yasal müeyyide şart. Yeni bir düzenleme şart. Bu düzenleme olmadan biz burada 3 tane maaş konuşacağız. 1. Kök aylık ne kadar zam geldi? 2. Taban aylık ne oldu? Üçüncüsü acaba bankaya gittiğimizde cebimize kaç para gelecek? Ya Ali Bey, herkes %24,73 zam aldığında bu banka hesabına yansıyacak mı? Herkes için yansımayacak. Nasıl yansımayacak? İşte bu kök maaş problemi sebebiyle. Hatta bununla ilgili de bir tablo göndermiştim ben. Birazdan sayın reji onu Tablo üst ekrana tabloda getirir. bakacağız zaten onlara, hepsine. Orada açık açık anlatırız yani neden böyle oldu. O zaman verelim, başlayalım isterseniz. Nasıl isterseniz. Buyurunuz, sizi o zaman şöyle Dijivol'ün önüne alalım ve dinlemeye başlayalım. Şimdi hangisini, şu görselleri de isterseniz alın elinize, oradan isteriz hangisini istiyorsak. Şurada sizin masada da var. Evet, bende onları, de var burada. Onları da alırsanız. Sağ olsun. Reji şimdi. bize de hazırlamış. Kök maaş dediğiniz, şimdi zamlı memur maaşları diye verdi mesela arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birinci tabloyu verdiler ama isterseniz buradan başlayalım, ister az önceki bahsettiğim Tamam, konudan siz başlayalım. ne isterseniz onu verelim. Peki buradan başlamış olalım o zaman. Tamam. Tabloda zamlı memur maaşlarımız var. Şimdi memur maaşları şuraya da not edelim. Tamam. Enflasyon 6 aylık farkı, yani 2024 Ocak-Haziran. Altı aylık enflasyon farkı 24,73. Bu yüzdelik dilimde yani. Yani Aralık ayında 1 lira olan bir şey Temmuz ayında 1 lira 24 kuruş olmuş. Anladınız mı? Mevzu bu. Enflasyon hesabı böyle yapılıyor. Aralık ayında 1 liraymış. Ocak'la Haziran arasındaki meseleyi biz 6 aylık enflasyon farkını alıyoruz ya. Bu açıklamaya göre şu an 1 lira 24,73. Şimdi en çok sorulan soru şu: Ali Bey, 24,73 SSK Bağkur emeklisine direkt yansırken SSK Bağkur emeklisi 24,73 ile güncellenecek. Memur emeklisi neden 19,31? Bu niye 19,31? Mesele enflasyon farkının güncellenmesiyle alakalı. Enflasyon farkları toplama ve çıkarma ile yapılmaz. Çarpma ve bölme ile yapılır. Şimdi biliyorsunuz ki memurun bir toplu sözleşmesi var. Ve toplu sözleşmeden kaynaklı Temmuz ayında alacağı bir %10 var. Bu 2023 yılının Ağustos ayında yapılan 2 yıllık toplu sözleşmede açıkça belirtildi. Denildi ki 2024'ün Ocak ayında memura %15, Temmuz ayında da %10 zam. Yani toplu sözleşme zammı %10. Toplu sözleşmeden gelen %10.
Bu Temmuz'da peşin alacak memur bu aylık farkını. Ayrıca geçmişten gelen enflasyon farkı da buna ilave edilecek. Artı enflasyon farkı. Şimdi biz enflasyon farkını şöyle buluyoruz. Dedim ya, Aralık ayında 1 lira olan bir şey şu an 24.73 oldu. 1,2473 farkı bulacağımız için bölü 1,15. Çünkü kanun diyor ki memur Ocak ayında aldığı %15'lik zammın üstüne, bakın Ocak ayında aldığı %15'lik zammın üstüne enflasyon çıkarsa onu fark olarak alır. Şimdi enflasyon 24.73'e çıktı mı? Yani %15'in üstüne çıkmış oldu. Bu durumda enflasyon farkı oldu. 1,24.73'ü 1,15'e bölerseniz karşınıza 8,46 gibi bir oran çıkacak. Yapabilir miyiz hesap makinesiyle? Açalım hemen. Şimdi herkes görsün burada hesap makinesiyle de. Kendi de izleyen memurlarımız da aşağı yukarı 3,5 milyon çalışan, 2,5 milyon, 6 milyon üstündeki memurumuzla nasıl hesaplandığını zaten belki birçoğu biliyordur da. Buradan da beraber teyit etmiş olalım. Buradan söyleyeyim ben. 1,2473 2473 bölü 1,15. 1,08 evet, 1,08. Birden sonrası enflasyon farkı. Yani 0 birden sonrası olduğu için 0,8 46. Bir zaten bir önceki dönemin reel değeri. Evet. Yani şu oran enflasyon farkı. 0,8 46. Şimdi kanun ne diyor? 2024 toplu sözleşmeden geldiği için 2024'ün diyor Temmuz ayında memura %10 zam yapılır. Bu da şu demek, 1,0846 olan enflasyon farkı çarpı 1,10. Bunu yapalım Musa abi. 1,0846 enflasyon farkıyla. Şöyle bir temizliyorum burayı. Bir zahmet. 1,0846 olan enflasyon farkıyla. Evet. 1,10 toplu sözleşmeden gelen zam. Çarpıyor muyuz? Çarpıyoruz bu sefer. Az önce farkı bulurken böldük. 1,1930. Evet. İşte 1,1931. Evet. Beşinci rakam 5'ten büyük olduğu için 31'e tamamladı. Ne oldu? Memurun zammı 19,31 olmuş oldu. Yani memurlar daha mı az zam aldı diye bir kafa karışıklığı vardı. Toplu sözleşmeden kaynaklanan. Toplu sözleşmeden kaynaklanan şey bu. Evet, doğrusu yani, bu yani, değil mi? %15'i geçen kısmı dediği için ve Haziran'da %10, Temmuz'da %10 zam aldığı için 5 puanlık buradan kayboldu memur. Anladım. Yani bunun, onun için SSK Bağkur emeklilerinde 24.73, memurlarda 19.31 ile güncellenecek maaşlar. Peki Ali Bey, bu güncelleme ne olacak? Tabii şöyle olacak. Aslında 3-4 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı her maaş güncellemesinde memur katsayısı düzenlenir. Maaş güncellemesine göre memur katsayısı düzenlenecek ve bu memur katsayısı da 19,31 ile güncellenerek belirlenecek. Bu durumda bütün maaşlara 19,31 zam gelecek demektir. Şimdi yine memur bazında, memur bazında tabii. Evet. Memur bazında konuşuyoruz. Tabii şu da soruluyor. İşte Ali Bey, seyyanen zam vardı. Seyyanen zam ayrı tutuluyor. O nasıl ayrı hesaplanıyor? O da memur katsayısıyla hesaplanıyor. Onun ayrı bir göstergesi var. 15.965. Ama aşağı yukarı aynı değere geliyor. Yani bu rakamlar 19.31 ile güncellenmiş rakamlar memur katsayısı belli olduktan sonra 3-5 lirayı oynar ya oynamaz. Yani memur kat. Ama bu öyle aşağı yukarı 40 gerçek bin olan, mesela memur, üniversite mezunu memur 40 bin diyor ya burada, 40.817. Diyelim ki o, yani 45 bin olmaz yani, değil olmaz mi? O düzenleme. Olmaz. 5 lira, 10 lira. Memur katsayısı, esas aylık tutarları, taban aylık tutarları yeni memur katsayısıyla belirlenecek ama aşağı yukarı bu değeri bulacak. Yani burada ne demek? %19.31 memur çalışanları ve memur emeklileri 2024 Temmuz ayında zam alıyor demek. Buna göre şu an üniversite mezunu memur olarak çalışan bir arkadaşımız 34.235 lira alıyormuş. Temmuz ayından itibaren 40.817 lira olacak. Tabi burada derece ve kademeler var. Arkadaşlarımız bunları yazmamışlar. Şimdi mesela yeni göreve başlamış bir memurun derecesi diyelim 9'a 1 ise üniversite mezunu. Tabi görevde kaldığı sürece derece ve kademe ilerlediği için 1'in 4'üne kadar düşüyor. Ne kadar derece ve kademe ilerlerse maaş da o derece artıyor. Dolayısıyla buradaki ortalama
Göreve ilk defa başlayan yeni üniversiteden mezun oldu. İşte KPSS'ye de girdi ve göreve başladı. Memur 40 bin lirayla mı başlayacak? Hayır, 32 bin lirayla başlayacak. 32 bin lirayla başlayacak. Yani yok, Haziran ayında 32 bin lirayla başlıyor. Hayır, Temmuz ayında eğer işe başlayacaksa 40 binle mi başlıyor? Ben orasını tam anlamadım. Yok. Yani memur üniversite mezunu dediği ne? Şöyle, bunun derecesi ve kademesi vardır. Hı-hı. Diyelim ki bu 3 senelik memur. Evet. Ama şimdi sıfır yeniden göreve başlayacak olan memur, hı-hı, işte 9'a 1'den başlayacaksa şu an itibariyle 34 bin değil de 2 bin lira daha azalıyordur. 32 hı-hı bin lira. Evet. Yani en düşük memur aylığı zaten. Şuraya da hatta ben not etmiştim onu. Hı-hı. En düşük memur aylığı olarak, en düşük memur emeklisi aylığını not etmişim. Memur aylığını da hı-hı bugün gözden geçirdim ama 32.165 diye hatırlıyorum. Ama zamsız şekli değil mi bu? Haziran aylığı. Haziran ayı. 32.165 evet. %19.21 ile güncellendiğinde 38.000 gibi bir rakama hı-hı yükselmiş olacak. Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.